Ama ya midyeden hayır olur mu Tayyar abi? Ya benim bildiğim helva dağıtılır biri ölünce. Doğru, doğru söylersin. Ben de öyle bilirim ama amcam şeker hastasıydı. Çok çekti şekerden. Dedi ki bak oğlum ölürsem gözüm arkada kalmasın midye dağıtacaksın. Şekerli bir şey dağıtmak yok dedi ya. Yazık. Ya çok çekmiş şekerden belli. Gerçi midye dolmadaki pirinç de şekere iyi gelmez ama. Pırlanta gibi adamdı. Çok yufka yürekliydi. Herkese iyilik yapardı. Herkesin yardımına koşardı. Karıncayı bile incitmezdi. Çok muhterem bir adamdı ya. Anlatma Tayyar abi. Beni de ağlatacaksın şimdi. Arkasından ne kadar ağlasak azdır Mesut. Beni okutup yetiştiren amcamdır. Bilir misin Mesut? Sen kaça kadar okudun ki? İlkokul bir terk. Yani sende çok büyük emeği varmış babacığım. Amcan çok muhterem bir adammış Tayyar abi. Tekrar tekrar başın sağ olsun. Evliya gibi adamdı, evliya gibi adamdı ya. Ya madem ki onun ruhu için helva yerine midye dolma yaptın, bize de yemek düşer değil mi? Hadi arkadaşlar, gelin, sevaptır, gelin. Kaçırır mıyız be Mesut kardeş? Sevabı çok büyük olur böyle şeylerin. Onun amcası benim de amcam sayılır. Amca da baba yarısı sayılır. Ben bu tepsinin yarısını yerim. Ne yarısı oğlum? Hepsini yiyeceğiz. Aynı gemide yol alır, ayrı dümen tutarız. Bu evde sevdolu şu halim.